Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere lezzetiyle ve görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan efsane bir tarif vermek istiyorum. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim. 1 paket kuru maya ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. Biraz un ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Daha sonra unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuralım. Toplamda 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamurumuzun üzerine kalan az bir yağ var. Onu gezdirelim ve tekrardan yoğurarak üzerini kapatalım ve kendi halinde mayalanmayı bırakalım. İş harcı için 200 gram orta yağlı dana kıymam var. Uygun bir kaba aldım. Üzerine 4 adet küp halinde doğranmış kabağı ekleyelim. 1 adet kuru soğan, 2 adet patates küp halinde doğrayalım. Ve aynı kaba alalım. 1 tutamda dereotu ve maydanoz karışımı ekledim. Üzerine çok az yağ gezdirelim. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. 1 tatlı kaşığı pul biber. Çok az karabiber ekledikten sonra elimle tüm malzemeyi karıştırıyorum. Evet, iş harcım hazır. Gördüğünüz gibi hepsini elimle karıştırdım güzelce. Evet, mayalanan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Çok az un serperek havasını alarak tekrardan yoğuruyorum. Hamuru iki eşit bezeye kestikten sonra tekrardan elimle yuvarlıyorum. Yuvarladığım hamuru un serperek merdane yardımıyla orta incelikte açıyorum. Açtığım hamurun üzerine az miktarda sıvı yağ gezdirdikten sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamurumu tam ortadan ikiye katlıyorum ve bir iz yapıyorum şerit halinde. Hazırladığım iş harçtan bolca orta kısmına şerit halinde koyduktan sonra kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Evet, bu şekilde koymanız yeterli olacaktır ve hamuru tekrardan üzerine kapatarak kenarlarına sıkı sıkı bastırıyorum ve düzeltiyorum.
Evet, boş kalan kısmını bir keskin bir bıçak yardımıyla veya hamur kesme aparatıyla 1,5 santim olacak şekilde keselim. Videoda görüldüğü gibi kesmeye devam edelim. Evet, kestiğimiz yerleri burkalım ve şekil verelim. Baş kısmını hafif bir şekilde elimizle düzeltelim. Evet, hamurumuzu rulo halinde sararak şekil vermeye devam edelim. Dikkatli bir şekilde düzeltelim. Evet, şeklimiz hazır. Diğer hamuru da aynı yöntemle açarak şekil vermeye devam edelim. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Evinizdeki malzemelere göre. Hem şekli hem hamuru hem lezzetiyle gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da gördüğünüz gibi kolay. Evet, kenarlarındaki şeritleri burkarak şekil vermeye devam edelim. Rulo sararak hamurumuzu, böreğimizi bitirelim. Evet, böreğimiz hazır. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye dikkatli bir şekilde alalım. Evet, hiç tepsi mayası yapmadan üzerine bir adet yumurtayı çırparak sürelim. Dilerseniz bir yemek kaşığı süt ilavesi yapabilirsiniz. Rengi daha güzel olacaktır böreğinizin ve poğaçalarınızın. Evet, yumurtayı sürdükten sonra üzerine susam serpiyorum. 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Pişen böreğimizi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Görüntüsü ve lezzeti gerçekten efsane oldu. Evet, yakından tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Evet, parçalamadan servis tabağına alıyorum. Evet, dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Ben size göstermek için 2-3 dilim sıcakken kesiyorum. Çok sıcak kesmemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.